Uzun süredir çok istenen bir içerik var. Giriş seviyesi uygun fiyatlı laptop incelemeleri. Nasıl olmasın ki? Ekonomik durumlar malum. Keşke en iyisini alacak durumumuz olsa da o kadarına ihtiyacım yok diyerek almasak. Ama ne yazık ki öyle değil. Neyse, bir süredir bakınıyordum. Günlük kullanım için başlangıç seviyesinde hangi modelle yola çıksam diye aranıyordum. Ekranlarınıza gelen laptop Lenovo IdeaPad 1. Yani dünyanın en büyük PC üreticisinin 2023 model başlangıç sistemi. Detaylarından, performansından ve deneyiminden bahsedeceğim. Ama daha önemli bir konu var. AMD'nin yeni mobil platformu. Çünkü yeni nesil teknolojileri belki de ilk defa giriş seviyesi sistemlere getiriyor. Önce ona bakalım, sonra sistemden bahsedeceğim elbette. AMD'nin Mendocino adını verdiği Ryzen 7020 serisi mobil işlemciler günlük kullanım için her işe koşan giriş seviyesi laptoplara güç veriyor. İlginç, çünkü temel tasarımı oyun konsolu Steam Deck'teki AMD platformu ile benzeşiyor. Ama arada bazı farklar da bulunuyor. Beni heyecanlandıran kısımla başlayalım isterseniz. Yeni işlemciler 6 nanometre üretim teknolojisini kullanıyor ki bu watt başına düşen performansın daha yüksek. Dolayısıyla platformun daha verimli olduğunu gösteriyor. 6 nanometre en yeni teknolojilerden bir tanesi. Dolayısıyla maliyetli bir yöntem. Ama buna rağmen AMD giriş seviyesine getirerek önemli bir kazanım sağlamış. Şu an ekonomik sistemler için bu seviyede ikinci bir benzer platform bulunmuyor. Aynı üretim teknolojisini kullanan. AMD'nin yeni işlemcileri standart bellek kullanmıyor. Aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi low power bellek kullanıyor. LPDDR5 RAM'lerle çalışıyor. Dolayısıyla hem hız hem de verimlilik anlamında daha iyi bir paket sunuyor. Bir başka kritik özellik ise entegre grafik birimi. Radeon 610M adı verilen grafik motoru AMD'nin RDNA 2 grafik mimarisini kullanıyor. Bunun en büyük katkısı gelişmiş bir video motoruna sahip olması. Bu sayede giderek yaygınlaşan AV1 kodekli videoları işlem çekirdeklerine yük bindirmeden video motoru hızlandırır için hem akıcı bir video deneyimi hem de daha düşük enerji tüketimi sağlanabiliyor. Son olarak gelişmiş güvenlikten de bahsedeyim. AMD'nin Mendocino serisi yeni nesil mobil işlemcilerinde Microsoft'un Pluton adını verdiği güvenlik çipi de bulunuyor. Bu sayede sadece yazılım değil, aynı zamanda donanım düzeyinde Windows ortamı için daha güvenli bir platform sağlanıyor. Özetlemem gerekirse, giriş seviyesi sistemler için 6 nanometre üretim teknolojisi, LPDDR5 RAM desteği, gelişmiş video hızlandırma ve güvenlik çipi gibi özellikler bir arada sunulmuş oluyor. Gelelim performans kısmına. Lenovo IdeaPad 1 Ryzen 5 7520U işlemcisini kullanıyor. 4 çekirdek ve 8 izlek desteği sunan işlemci Zen 2 çekirdek mimarisini kullanıyor. Kimleriniz Zen 4 çıkmışken bu ne ki diye sorabilirsiniz. Ama Zen 2 çekirdek tasarımı hala oldukça güçlü. Giriş seviyesi sistemler için ise fazlasıyla güçlü ve performanslı. Üstelik AMD bu sayede az önce saydığım yeni nesil özelliklerin artan maliyetini tolere etmeyi de başarmış durumda. Standart olarak 2800 MHz'de çalışan işlemci turbo devreye girdiği zamansa 4300 MHz'e kadar çıkabiliyor. 6 MB seviye 3 tampon bellekle çalışan işlemci 15 Watt'lık ısıl tasarım gücüne rağmen hem daha yüksek fiyata hem de daha yüksek enerji tüketimine sahip olan bazı Intel işlemcilerden daha hızlı olmayı başarabiliyor. Ekranlara gelen tablo önemli. Cinebench R23'ün tüm çekirdekleri aynı anda kullanan çok çekirdek testini görüyorsunuz şu anda. Her ne kadar bu işlemcinin rakibi Core i5 sınıfı işlemciler olsa bile daha yüksek fiyatlı notebooklarda gördüğümüz 28 Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan Core i7 1165G7 ile yakın sonuçlar almış. Yaptığım ölçümlere göre Lenovo IdeaPad 1 yük altındayken işlemciyi 20 Watt seviyesinde çalıştırıyor. Ancak Core i7 işlemcinin turbo frekansı için daha yüksek TDP'leri ısıl tasarım gücüne çıktığında biliyoruz. Yani işlemcinin saf gücü açısından bakarsak duruma 2 kat daha fazla enerji tüketimine sahip olan Core i7 1165G7 ile çok çekirdek seviyesinde benzer sonuçları aldığını söyleyebilirim. Üstelik bunu daha düşük fiyatlı sistemlerle başarıyor. Bu bence son derece güzel bir gelişme. Tek çekirdek açısından duruma bakıldığı zaman Core i7 önde. Çünkü 2 kat daha fazla enerji tüketimi sayesinde 4700 MHz turbo frekansından daha uzun süre kalabilen bir işlemci o. Birazdan oyun ve diğer testleri göstereceğim. Ancak sistemin kendisinden de bahsedeyim isterseniz. IdeaPad 1 giriş seviyesinde olmasına rağmen minimalist şık bir tasarımla geliyor. Gövdesi büyük oranda polikarbon materyalle inşa edilen sistem 22 mm'ye yakın kalınlığa ve 1.4 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Yani dünyanın en ince ya da en hafif bilgisayarı değil belki. Ama kendi segmenti için keyifli bir mobilite sunuyor. Evet, günün sonunda plastik şasiyle belli oranda esneme yapıyor, yapmıyor değil. Ama kullanım sürem zarfında beni rahatsız eden öyle özel bir durumla da karşılaşmadım. Dış kısmı neredeyse tertemiz olan sistem ekranı kaldırdığınız anda biraz daha yoğun bir görünüm sergiliyor. Bağlantı portları iyi. Hemen her ihtiyaca yanıt veriyor. Örneğin sol tarafında güç konektörü, USB 3.2 Gen 1 portu, HDMI konektörü ve USB 3.2 Gen 1 hızına çalışan
çalışan USB-C portu yer alıyor. Ses konektörü de unutulmamalı tabii ki. Sağ tarafında ise USB 2.0 portu ve kart okuyucusu bulunuyor. Kart okuyucusu gerçekten güzel. Kameradan hızlı görüntü aktarmak için işlevsel. Buradan sistemin iç dünyasına geçelim isterseniz. Tek fan ve tek ısı borusuna sahip olan soğutma sistemi kullanılmış. AMD Mendocino verimli bir tasarım olduğu için termal anlamda öyle özel bir stresle karşılaşmıyor. Dolayısıyla performans modunda çok gürültülü çalışmayan bir soğutma sistemiyle geliyor. Termal kamera ölçümleri de şu an ekranlarınızda zaten. Klavye ve touchpad'e geçelim isterseniz. Bunlar giriş seviyesi laptoplar için bence yeterli. Tuş profilleri IdeaPad serisinin diğer modelleriyle benzer olsa bile bence biraz daha yüksek tutulabilirmiş. Bu şekilde kasaya çok yakın olmuşlar. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Klavyede arka ışıklandırma sistemi bulunmuyor. Bence hangi segment olursa olsun klavyeler ışıklandırmayla gelmeli. Hoşuma giden bir başka detay daha var. Güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Fena da çalışmıyor. Bu sayede biyometrik güvenlik de sağlanmış oluyor. Touchpad yeterli. Kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Ekran tarafında çerçeveler kabul edilebilir bir düzeyde. Çok ince diyemem ama yorucu olduğunda söyleyemem. Yalnız hoşuma giden detaylar bunlar değil sadece. Özellikle iki detay bence son derece önemli. 1. Web kamerası fiziksel olarak kapatılabiliyor. Kurumsal kullanım açısından kıymetli. 2. Ekran neredeyse 180 derece yatabiliyor. Bu da esnek bir kullanım sağlıyor. Daha da önemlisi bu iki özellik giriş seviyesi sistemlerde en azından şimdilik yaygın olarak gördüğünüz özelliklerde değil. Hakkını teslim etmek lazım. Madem ekran ve web kamerası dedik, kalite testine geçelim isterseniz. Önce ekran. 15.6 inç boyutu Full HD ekran TN panel kullanıyor ve 60 Hz yenileme hızıyla geliyor. Ekran parlaklığı 250 nit civarında. Donanımsal kalibrasyon cihazıyla yaptığım ölçümlere göre renk doluluğu ekranlarınızda. Ortaya çıkan sonuçlar bu sınıf bilgisayarlarda yaygın olarak gördüğümüz sonuçlar gibi düşünülebilir. Giriş seviyesi sistemler için alışık olduğumuz değerler yani. Günlük işler, ofis kullanımı ya da YouTube'dan içerik tüketimi için genel amaçlı kullanıma uygun değerler olduğunu söyleyebilirim bu performansın. Web kamerasını elde ettiğim sonuçlarsa şu şekilde. Evet, şu anda izlediğiniz bu videoda hem ses hem de görüntü IdeaPad 1'in sahip olduğu web kamerası ve mikrofonlar üzerinden geliyor. Evet, tüm bunlardan sonra CPU tarafına geçelim isterseniz. Performansına bir miktar bahsetmiştim. Bazı test sonuçları şu anda ekranlarınızda. Özellikle oyun başarımı önemli. Radeon 610M entegre grafik birimi tasarım olarak yeni nesil grafik mimarisini kullanıyor. Yani Radeon 6000 serisi ekran kartlarında gördüğümüz RDNA2 tasarımı ile geliyor. Dolayısıyla iki tane işlem ünitesine sahip olsa bile önceki nesil giriş seviyesi entegre grafik birimlerinden hızlı olmayı başarıyor. Çünkü yeni grafik mimarisi daha iyi performans getiriyor. 1900 MHz'e kadar çıkan frekansıyla birlikte Full HD'de düşük ya da çok düşük ya da 720p çözünürlüğünde orta ya da düşük kalite ayarlarında makul performans yakalanabilir oyununa göre. Gördüğüm kadarıyla kim oyunlar grafik gücünden ziyade grafik belleğine takılıyor. Dolayısıyla hangi oyunları tercih edeceğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim ki yüksek çözünürlük ve yüksek kalite ayarlarına uygun bir sistem değil. Sonuçta giriş seviyesi başlangıç modeli bir laptoptan bahsediyoruz. Ama örneğin uyku öncesinde stres atmak isteyenler için çeşitli oyunlar uygun kalite ayarlarında oynanabilir tabii ki. Giriş seviyesi olsa bile genel amaçlı bir sistem olduğu için örneğin içerik üretimindeki pozisyonu önemli. Çok kapsamlı ya da çok detaylı projeler olmadığı sürece Adobe Premiere Pro ya da Adobe Lightroom üzerinde belli oranda video ya da fotoğraf düzenlemesi de yapılabilir. Onun dışında ofis uygulamaları ya da internet odaklı kullanımda zaten herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama belki de 16 GB RAM'e sahip olsaydı genel deneyim daha da keyifli hale gelebilirdi. Kim bilir, belki o konfigürasyona sahip olan modeller de gelir.
Sistemin hoşuma giden bir başka özelliği ise AMD Mendocino platformu sayesinde video hızlandırma yapabiliyor olması. Gördüğüm kadarıyla AV1 kodekli ve yüksek bitrate'e sahip olan 4K videolar ki örneğin Netflix'in test videoları yetenekli bir sistem duruyor karşımızda. Tüm bunların yanı sıra termal anlamda da rahat çalışan bir sistem. 6 nanometre üretim teknolojisine sahip olan işlemci yoğun yük altında bile öyle rahatsız edecek boyutlarda ciddi bir ısınma göstermiyor. Bir de SSD performansına bakalım isterseniz. Kullandığım bilgisayar 512 GB kapasitesiyle SSD sürücüyle geliyor. Ve hem sıralı okuma hem de sıralı yazma hızları böyle bir sistem için oldukça güzel görünüyor. 1.5 wattlık 2 tane hoparlöre sahip olan sistem giriş seviyesi bir bilgisayar olduğunu hoparlör seviyesinde belli ediyor. Zira büyük bir beklentiye de girmemek gerekiyor. Öte yandan Bluetooth ile kulaklık bağlantısı ya da Wi-Fi'den internet bağlantısı esnasında da öyle sıkıntı veren bir rahatsızlıkla karşılaşmadım. Biraz da pil performansından bahsedeyim isterseniz. AMD'nin hem verimli işlemci tasarımı hem de yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde Lenovo IdeaPad 1 dengeli modda ve %50 ekran parlaklığı ile internete bağlı şekilde 9.5 saat civarında çalışabiliyor PCMark'ın pil testinde. Yalnız bu test farklı kullanım şeklini simüle ederken %20 pil kaldığı durumda testi tamamlıyor. Yani sonuç ekranına geçiyor. Dolayısıyla teknik anlamda aslında 11-12 saatleri görebilir diye düşünüyorum. Ki bu AMD'nin açıkladığı değerlerin tuttuğu anlamına geliyor. Son derece önemli. Firmaların samimi, dürüst ve sağlaması yapılabilir gerçek dünya test sonuçlarını paylaşması gerekiyor. Burada da Lenovo IdeaPad 1'in AMD'nin verdiği değerleri yakaladığını görmekteyiz. Bu hoşuma gitti gerçekten. %50 ekran parlaklığı ile yaptığım video oynatma testinde ise 9 saate yakın sonuç elde ettim. Yani pil performansı gerçekten başarılı bir sistem duruyor karşımızda. Üstelik giriş seviyesi bir makine olmasına rağmen. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse AMD'nin yeni Mendocino platformu ve Ryzen 5 7520U işlemcisi giriş seviyesi sistemler için oldukça keyifli olmuş. Videonun başında da ifade ettiğim üzere yeni nesil teknolojilerin giriş seviyesi sistemlere gelmiş olmasını gerçekten kıymetli buluyorum. Öte yandan özellikle CPU performansı daha çok da çok çekirdek başlarımı daha pahalı kim mobil işlemcileri geçebiliyor ya da benzer sonuçlar veriyor. GPU performansı ise giriş seviyesi oyunculuk açısından belli oranda yetenekli. Ama daha da önemlisi AV1 gibi video formatları için hızlandırma yapabiliyor olması. AMD giriş seviyesi sistemler için gerçekten yenilikçi ve etkili bir mobil platform geliştirmiş. Bu önemli çünkü giriş seviyesi sistemler artık hayatımızda daha fazla yer işgal ediyor. Dolayısıyla üreticilerin sadece premium, amiral gemi segmentte değil, yeni teknolojileri en altta, en uygun fiyatlı modellerde de kullanması gerekiyor ki işte Mendocino platform bu açıdan önemli. Dolayısıyla AMD'yi bu açıdan ayrıca tebrik ediyorum. Onu kullanan Lenovo IdeaPad 1 ise özellikle tasarımıyla dikkat çekici. Birkaç eksiği var, yok değil. Örneğin klavye ışıklandırmasının olmasını isterdim. Ama günün sonunda unutmamak gerekiyor ki giriş seviyesine yer alan başlangıç düzeyindeki laptoplardan bir tanesi IdeaPad. Evet, Türkiye'mizde gerek döviz gerekse de vergiler sebebiyle fiyatlar gerçekten yüksek kalıyor. Ama bu bilgisayarın önüne yurt dışında 400 doların altını hedeflediğini unutmamak gerekiyor mesela. Dolayısıyla AMD platformu demek, Ryzen demek, Radeon demek tüm bu terimleri bir araya getirdiğimiz zaman performans beklentisi de çok artıyor belki ama en nihayetinde giriş seviyesine yer alan başlangıç seviyesi bir laptoptan bahsediyoruz. Ama bakıldığı zaman Mendocino platformu ve Ryzen 5 7520U işlemcisi giriş seviyesine heyecan katan, yeni teknolojileri getiren ve özellikle video hızlandırma gibi kabiliyetleriyle, pil performans tarafındaki verimli tasarımıyla farklılık yaratmayı başaran bir çözüm olmuş açıkçası. Hem parmak izi hem de webcam kapatma gibi özellikleri sayesinde şirketler tarafından tercih edilebilir. Diğer taraftan eğitim amacıyla ya da genel maksatla uygun fiyatlı bir sistem olarak da değerlendirilebilir IdeaPad 1 modeli. Tüm detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Özellikle AMD'nin Mendocino platformu yüksek teknoloji giriş seviyesine getirmesi itibariyle gerçekten son derece keyifli olmuş diye düşünüyorum. Kapatmadan önce sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özay yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip de alabilirsiniz. Kanala destek olmak için ise eğer abone değilseniz abone olabilir. Bu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmam konusunda bana destek sağlayabilirsiniz. Sevgili dostlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.